Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye'nin merakla beklediği 29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nı yerinde görüp inceledik. Bize havalimanının CEO'su Kadir Samsun'u da eşlik etti. Beraber terminali, terminalin içindeki dış hatlar, iç hatlar, transit bölge, pasaport kontuarları gibi tüm alanları gezdik, inceledik. Tek çatı altında dünyanın en büyük kapalı alanı olacak terminal binasında bu devasa yapıda yolcular uçağa binebilmek için ne kadar zamana ihtiyaç duyacaklar? Hangi yenilikleri bu havalimanı içeriyor? Buraya taşındıktan sonra yolcular havalimanına nasıl ulaşacak? Havalimanından şehre nasıl gidecekler? Tüm bu soruların cevabını araştırdık. İstanbul Yeni Havalimanı'ndayız ve bulunduğumuz yer terminal binası. Arkada gördüğünüz üzere kontuarlar var. Yanımızda da havalimanının CEO'su Kadir Bey. Kadir Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani ara ara geliyoruz ama her geldiğimizde bambaşka bir atmosferle karşılaşıyoruz. Neredeyse artık bitmiş diyebiliriz. Evet. Bu %95'lik tamamlanmış. 95'in 5'ini merak ediyorum. Geriye kalan 5'lik kısmını. Havalimanının iki tane büyük yatırım var. Biri altyapı tarafı, biri üst yapı tarafı. Altyapı tarafı ne? İşte pistlerimiz, apron sahalarımız ve taksi yollarımız diye ve burada aynı zamanda da havalimanının ihtiyacı olan bütün altyapıyı yaptığımız işte doğalgaz, elektrik gibi yatırımlar. Bunlar da %98 tamamlamadayız. Yani artık bundan sonra kalanlar toparlanma, makyaj mı diye? Makyaj demeyeyim. Toparlanma ve küçük ama artık işin gereği açısından riskli olmayan konular. Üst yapıda %93 tamamlamadayız. Burada da bu gördüğünüz mesela terminalde tamamlanma oranı %95. Evet. Ama bizim tabii terminal dışında sahadaki esas yani, tabii sahayı görünce biraz daha yapılacak bir şey varmış. Saha tarafında gibi. Hala %84 tamamlamadayız. Onun için hala böyle bir hafif bir inşaat sahası havası var ama bunun da ana şeyi bizim de üçüncü taraflarında sahada inşaat yapma süreci devam ediyor. Orada terminalden bir miktar daha gerideyiz. Ondan dolayı toplamda 95 ortalama 95 tamamlamadayız. Zaten bizden de istenen 95 tamamlamanın gerçekleştirmiş olmamız. Ama en önemlisi Güntay Bey, bu havalimanındaki operasyon açısından gerekli olan yatırımların büyük bir kısmı, neredeyse 99'u tamamlanmış durumda. Yani yolcunun ve uçakların akışını sağlayacak bütün yatırımları tamamladık biz. Yani kalan %5 artık %100'e gitmek için kalan ama işin gereğini engellemeyecek kısımlar olarak söyleyebilirim. Zaten bundan sonraki süreç için galiba tamamlanıyor. Artık orayı defteri kapatmak gerekiyor. Çünkü biz kapattık. Manzara ortada. Biz yok, kapattık. Tamamlandı zaten %95. Evet. Daha önceki biliyorum yani Türkiye'den örnekleri %90'la devlet ha meydanlarının kabul ettiği terminaller evet. Falan oldu. Dolayısıyla o defteri kapatıp nasıl bir havalimanıyla, nasıl bir terminalle tanışacağız yolcular, halk bunu merak ediyor. Mesela girdiğimizde çok refah, müreffeh bir atmosferi var. Tavan yüksekliği oldukça yüksek. O basık meydanlardan kurtulup böyle bir yere gelinecek. Biraz bize terminali anlatın. Buraya yolcu geldiğinde mesela nasıl bir yere girecek? Devasa bir yapı. Ürkütücü mü olacak? Uçağa binerken yollarını rahat bulabilecekler mi? Mesela terminale girdikten uçağın kapısına gidinceye kadar ne kadar bir süreye ihtiyaçları olacak? Şimdi bir kere dünyanın en büyük terminalinden bahsediyoruz. Bu terminalin toplam alanı 1.4 milyon metrekare. Bu terminalde yolcular, buraya gelen misafirlerin tümü çok ferah bir kere yapıyla karşı karşıya kalacaklar. Mesela şu an bulunduğumuz bu terminal katının, bu gidiş katı, tabanıyla tabanı arasındaki mesafe 28 metre. Geliş katının tabanıyla tavan arası 44 metre. Boğaz Köprüsü 50 metreden biraz daha fazla. Buna göre yani kıyaslayın. Buna göre bir kıyaslayın kafanızda. Ve buraya girdiğiniz zaman buradaki bu büyük ferahlık esasında biraz Osmanlı'daki kubbelerin, camilerin evet. Ve tarihi eserlerin
benzer bir yapısında dizayn edildi burası. Ve bu mesela yapının üstünde 313 tane kubbe var. Bu kubbeler gün ışığının çatıdan içeriye gelmesini sağlıyor. Yani gün ışığını bir kere insanlar için. Onlardan faydalanıyorsun. Doğal ışıktan da. Yani buradaki bir kere, yani bu hiç kimsenin görmediği bir yapı. Ben de ilk kez böyle bir yapıyı buraya katılınca gördüm. Bir kere herkes buraya biz bir deneyim için geleceğini düşünüyoruz. Ya nasıl bir yermiş 3. havalimanı diye. Gelecekler, yeni havalimanını tecrübe edecekler. Burada biz terminal tarafında yolcu için yapılması gereken bütün altyapıyı sağlamış durumdayız. Yani check-in masaları hazır. Evet. Biniş kartları zaten üretilmeye başlandı. Buraya gelen bir yolcu kapıdan girdiği andan itibaren, yani 7 tane kapımız var. Zaten yurt içi ve yurt dışı aynı terminale giriş yapacaklar. Evet, bu kapılar bir sistem dahilinde ayrıştırılıyor mu? Neye göre girecekler? Şöyle, havalimanının bir tane iskelesi yurt içi trafik için ayrılmış durumda. 4 tane iskelesi yurt dışı trafik için ayrılmış durumda. Havalimanının batıya en yakın olan kapıları, yani bizim solumuz, pardon, doğuya en yakın olan kapıları, yani bizim solumuzdaki kapılar daha çok yurt içi için, diğer bütün kapılar yurt dışı için kullanılacak. Ve buraya gelen yolcu normalde iki tane yurt dışı yolcusu, iki tane güvenlik, bir pasaport kontrolü, bir bilet check-in'i diye düşündüğünüz noktada en uç kapıya gitmesi için gereken süre 55 dakika. Bu dış hatlar için. Dış hatlar için. Pasaport olduğuna göre. Burada bir pasaport kontrolü, iki güvenlik kontrolü, bir kere de bir bilet check-in'i var. Yani terminale girdi, adımını attı, gelecek işlemini, şunu, güvenlik, kontroller, pasaport 55 dakika veya 50-60 dakika arası, evet, diyelim. En uzaktaki kapı ama. Evet. Ya biz en şeyden, maksimumdan bahsediyoruz. Maksimumu söylüyorum, evet. Ama bu bizim ana terminal binasına çok yakın olan bir sürü kapımız var. Bunların hepsi de yurt dışı trafik için ayrılmış durumda. Oralarda süreler 40-45 dakikaya kadar inebiliyor. Bu da yine dış hatta. Bu da dış hatlarda durum. İç hatlarda maksimum 45 dakika. En ucuna giderse. Bu da tabii ki biraz güvenlik. Şu bu detaylar uzatıyor. Yine iki güvenlik. Evet. Yine iki güvenlik. Bir de tabii en bizim şeylerimizde, her iskelemizde en az 12-13 tane köprü var. Ve hepsinin en ucunda da bizim knuckle dediğimiz bölge, hammerhead dediğimiz, yani çekiç kafası dediğimiz büyük kısım var. Orada biz böyle 6 tane falan köprü sistemi kurmuş durumdayız. Oralardan bakıyorum. Ama bunlardan önce de bir sürü kapı var şeylerde. Mesela iç hatlarda 17 tane köprümüz var bizim. Atatürk'te bu sayı 12 mesela. Evet. Aynı zamanda bir bus gate'imiz var. Yani özünde tabii, yani 1.4 milyon metrekarelik bir terminale geliyorlar. Atatürk Havalimanı 300 bin metrekare. Atatürk Havalimanı'nı 20 senedir insanlar kullanıyor. Onun için zaten bir bilinirliği var Atatürk'ün. Herkes kafasında ne nerede diye biliyor. Burada tabii başta insanlar gelecekler. Burayı bir tanıyacaklar. Ama burada biz herkesin yolunu çok net bir şekilde görmesi için bütün bu işte şurada gördüğünüz devasa gibi alfabetik. Bütün yönlendirmeleri koymuş durumdayız. Bütün kapılar belli bir mantıkla saat yönünde değişiyor. İsimleri mesela 4 numaralı iskelemiz A harfiyle, 3 numaralı iskelemiz B harfiyle, terminale bağlı iskelemiz C ve E harfiyle, 5 numaralı iskelemiz D harfiyle, bu şekilde saat yönünde dönen bir rakamlarla kapı gate numaralarını biz esayin etmiş durumdayız. Yeni gelen bir yolcu, evet, bunu tarif edecek, tanımlayacak elektronik sistem, rehber, ne tarz şeyler var? Yol gösterici. Yeni gelen yolcu bunu çıkartacak. Burada 3D, 2D, 3 boyutlu, 2 boyutlu haritamızı direkt ekranda görecek. Buradan kendisi sesli veya oklu olarak nereye nasıl gideceğini zaten biz IT bilgisayar cep telefonu üzerinden göstereceğiz. Cep telefonu kullanmayanlar da işte bu wayfinding dediğimiz bu levhalarla ve 3000 tane burada şey var. Kamera, ekran var. Bu ekranlarda tek tek hangi gate, nasıl gidilir, kaç dakika gerekir, yol gösterme, evet, konusunda çok net bir şekilde bir teknoloji artı havalimanlarında gereken bütün enstrümanları kullanacağız. Ayrıca açılışta tabii insanlar bir neredeyim olmaması için de insan yardım edecek
bir kadroyu da oluşturuyoruz. Yani bunlar burada baktı, bir kişi bir yere gidemiyor, kaldı ortalıkta. Siz nereye gitmek istiyordunuz deyip onlara işte şuraya doğru gideceksiniz, buradan sola dönün, şu oku takip edin diye biz kendimiz de insanlarla da yol göstereceğiz gelen kişilere. Bu 7 tane giriş kapısından bahsettiniz. Evet. Yani yurt dışında örnekleri çok ya, hava yollarına göre o kapılar işaretleniyor. İşte Türk Hava Yolları, British, Lufthansa veyahut da Onur, içeriden Pegasus, evet, Atlas, şu kapı diyor daha yakın gibi. O tarz yönlendirmeler de herhalde dışarıdan yapılacak mı bilemiyorum. Şimdi Türk Hava Yolları'na tabii ki biz belli sayıda check-in bankosunu rezerv etmiş durumdayız. Türk Hava Yolları mesela belli bir adayı business class, elite plus, Miles and Smiles programı kapsamında kullanmak için özel bir dizayn oluşturuyor ve çok nefis bir dizayn yaptılar. Onlar belli kendilerine ayrılan kısmın bir kısmını, işte dediğim gibi, bu özel yolcu olacaklar, ama onun dışında da yine normal diğer havalimanlarında olduğu gibi kendi ekonomi ve ekonomi klas yolcularının da boardingini yapacakları, biletleri, check-in'lerini yapacakları bankoları kendilerine ayırdık. Diğer hava yolları mevcut sistemde nerede uygunsa orada check-in'lerini yapacaklar. Yer hizmetleri kuruluşları da bu konuda gelip burada zaten denemelerini yapıyorlar. Ama zaten burada o kadar çok check-in bankosu var ki biz 566 tane bankoyla başlayacağız burada. Bu mevcut havalimanının neredeyse %60-70 üstünde bir rakam. Ondan dolayı yani hiçbir kimsenin böyle yani dip dipe yapılan bir check-in gibi bir sistem olmayacak. Burada yeteri kadar herkesin check-in'ini istediği zamanda, istediği yerde yapması için imkanımız olacak. Ama dediğim gibi Türk Havalarının kendi alanı olacak. Şimdi bir de yurt dışında çok örnekleri popüler olmaya başladı. Yani self check-in yapıyorsunuz, evet, bagajınızı siz teslim, evet, ediyorsunuz. Hatta uçak kapısına gidince yüz tanıma sistemiyle boarding kartınızı göstermeden yüzünüzü tanıyarak artık, evet, binebileceğiniz sistemler var. Teknolojik anlamda burada neler olacak? Şimdi o dediğiniz teknolojilerin büyük bir kısmı ilk günden burada olacak. Ama bir kısmını da açtıktan sonra hayata geçireceğiz. Burada self check-in, insanların kendi kendine check-in yapması, bagajını bırakması, yani bir kontuara gidip bir görevliyle muhatap olmadan hizmetini yapacak. Özellikle 13. 14. bölgede alanları yaratmış durumdayız. Buralara bizim koyduğumuz sistemlerle bütün diğer hava yolları, Türk Hava Yolları da kendi sistemini getirecek ve oralardan self check-in imkanını zaten sağlayacağız. Pasaportla ilgili bir şey söz konusu mu? Pasaport tarafında veya şimdi kimlikle... şeysiz nedir pasaport Arma. Kontrolünü pasaport memurunu görmeden direkt pasaportu koyarak, şimdi bizim pasaportlarımız da buna imkan, evet, sağlıyor. Biz buna e-gate diyoruz. E-gate. Evet. Bunlar burada da olacak. Bunların burada bir tane yalnız bir sıkıntımız var. O bizim kontrolümüz dışında. Altyapı mı? Hayır, mevzuat 15 lira. Mı? 15, tamam. O 15 lira ödemedi. Ülkenin sıkıntısı. 15 lirayı ödediğinizi göstermek için zaten siz o e-gate'den geçseniz bile dönüp pasaport memuruna gitmek zorundasınız. Ama onun dışında burada bizim e-gate, bir de i-gate var. i-gate'de insan, yani sizin boarding'i kontrol olmadan direkt boarding pasınızı göstererek direkt köreye girmek, körükten, evet, uçağa girmek. Onları da domestik hatlarda deneyeceğiz, başlayacağız. Niye domestik hatlar? Çünkü international hatlarda biz çok vizeye tabi bir ülkeyiz. Evet, kontrol. O vizelerin kontrol edilmesi lazım. Hub olduğunuz için buraya dünyanın her yerinden insan akıyor ve bu insanların özellikle Avrupa gibi çok ciddi anlamda vize uygulayan ülkelerde kontrolünün çok net yapılması lazım. Çünkü o giden yolcunun geri gelmesi gibi bir listede karşı. Onun için büyük ihtimalle domestik hatlarda bunu başlatacağız. O da yani siz gideceksiniz İzmir uçağına, barkodunuzu okuyacaksınız, tak diye gireceksiniz içeriye. Şu anda bulunduğumuz bölge iç hatların bagaj teslim bölgesi. Uçaktan indik. İç ve dış. İç ve dış, tamam. Evet. Çünkü zaten iç ve dış burada beraber operasyon yapılıyor. Ama tabii arada bir camla ayıracağız tabii, içleri, evet, karışmasın diye. Ya bu alanda mı ayıracaksınız? Tabii bu alandaki 8 tane bagaj bantı şeye ayrılmış durumda. İç hatlara ayrılmış durumda. 18 tane dış hatlara ayrılmış durumda. Uçaktan indik ve yurt dışından geliyoruz. Evet. Şimdi yukarıda dış hatlarda giderken ne kadar zaman alabileceğini sormuştum.
Şimdi dış hatlardan veyahut da iç hatlardan gelen bir yolcu bagajını alıp kapıya, taksiye veyahut da kendi aracına gidebilmesi için ne kadar zamana ihtiyacı olacak? Yaklaşık olarak 20 ile 25 dakika arasında pasaport kontrolü dahil biz yolcularımızı bagajların başına getirmeyi hedefliyoruz. Bunda da en önemli konu uçağın nereye yanaştığı. Bizim burada yaklaşık olarak büyük gövdeli, yani 330 veya 760, 750, 757, 777 türü uçakların olduğu 77 tane uçağı aynı anda bağlayabiliyoruz. Küçük vücutlu dediğimiz 321, 737 gibi de 114 tane uçağı aynı anda köprülere bağlayabiliyoruz. Köprülere ve körüklere bağlayabiliyoruz. Bağlayıp aynı anda bagajlarını alıyorsunuz, evet. Yolcusunu indiriyorsunuz. Bu havalimanında çok az sayıda açık alanda yolcuyu park ettiniz. Onu soracaktım. Bu kadar şeyi aldınız. Yani bu kadar körüğünüz var. Bagajlarını teslim bantlarınız da var. Yani hiç mi meydanda açığa park edip tur atma şansı olmayacak? Çok iyi bir şey değil ama yani merak ediyorum. Yani şöyle, çok az sayıda uçağın körük dışında bağlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık olarak %90 seviyesinde uçakların direkt terminale körüklerle ve köprülerle bağlayacağız. Bu da operasyonel olarak ve yolcu konfor açısından çok önemli. Çünkü yolcu hep terminal içinde hareketini yapıyor. Yer hizmetleri şirketleri de direkt uçağın altından alıp çok kısa bir mesafeden sonra da bagajların sorter sistemiyle de bu bantlara gelmesini sağlıyorlar. Bu da en önemli konu. Çünkü geldiğiniz noktada insanların ilk istediği hemen bir an evvel bagajını alıp çıkmak. Evet, çıkabilmek. Ondan dolayı bu altyapı açıldığımızda yolcularımıza büyük bir konfor vereceğini düşünüyorum. Az önce dış hatlar yolcusu için, evet, 25 dakikalık bir süre mi demiştik? Evet. Bagajını alıp aracına binecek. Evet. İç hatlar için ne? Yani onun için de yani bir pasaport kontrolü olmayacağı için, evet, 15 dakika civarı diyebiliriz. Burada pasaportta da tabii çok ciddi sayıda da masa sayısında farklılığımız var. Emniyet bize istediğimiz kadar pasaport polisi verebilirse biz burada yolcularımızı çok az sürede pasaport kontrolünden geçirmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda demin yukarıda konuştuğumuz gibi bu e-gate'leri, yani pasaport okurak geçme sistemleri çok detaylı bir şekilde yukarıda ara katta, gidişle geliş arasındaki ara katta pasaport kontrolü orada kuracağız. İç hatların yani veyahut da dış hatların geliş bölümünde ne gibi üniteler olacak yolcuyu bekleyen, burada gelen, diyelim ki dışarı, yani sadece biz yolcu diye düşünüyoruz da onları karşılamaya gelenler olacak. O bölümlerde bir ekstra bir şeyler söz konusu. Şimdi bir kere çok ciddi anlamda bir yiyecek içecek alanı. Ciddi anlamda bekleme. Mesela oturarak bekleme alanları. Kapının önüne yığılmadan. Valla burası oldukça büyük olduğu için. Evet. Yeteri kadar yani yığılma da gerek kalmayacak. Çünkü bir sürü şeyi, yolcumuzu biz burada kendilerini ferahta hissedecek şekilde geliş katında ağırlayacağız. Onların dinlenecekleri koltukları veya sandalyeleri diyelim veya dediğim gibi yiyecek içecek veya alışveriş alanları, belli ölçüde perakende alanlarını geliş katında koyacağız. Bir de dış hatlar bölümünde herhalde yine mağazalar falan olacak. Şimdi gümrüksüz mağazalar. Çok ciddi anlamda burada bir alışveriş miksi, karması yaratıyoruz. Bu alışveriş karmasının toplam büyüklüğü 250 bin metrekare. Bunun 50 bin metrekaresi duty free. 30 bin metrekaresi food and beverage, yaklaşık olarak 40 bin metrekare reklam alanları, 25 bin metrekarelik bir otel, 10 bin metrekarelik perakende alanları ve bunun üstüne ofisler, bilet satış ofisleri, bizim kendi ofislerimiz, depolar derken çok büyük bir perakende miksi, evet, insanları bekleyecek, lounge'lar. Türk Hava Yolları burada kendisi çok büyük bir lounge kuruyor. Hem iç hatlara hem dış hatlara. Dış hatlardaki 3 üniteden oluşacak. İç hatlardaki bir ünite şu anki mevcutun neredeyse 2-2,5 katı büyüklüğünde Atatürk Havalimanı'ndaki.
Yine aynı şekilde dışarıdan girişi olacak oranın. Yani bu terminale girmeden CIP müşterileri yurt içinde o lounge üzerinden uçağa binebilecekler. Tek farkı burada otobüse binmeyecekler. Asansöre binip yukarıya çıkacaklar. Uçaklar orada bekliyor olacak onları. Evet. Ve bütün bu mixin içinde tabii şöyle diyeyim, bizim yukarıda Boğaziçi diye anlattığımız bir alışveriş venüsü var, alışveriş yolu var. Bu alışveriş yolunun uzunluğu 800 metre. Siz bu 800 metrede normal Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yürür gibi her tarafınız böyle sosyal alanlar, çocuk alanları, mağazalar, perakende, yiyecek içecek ve bunların bir sürü değişik versiyonuyla beraber böyle şey yapacaksınız. Yani böyle bunu var mı peki, kıyaslayabildiniz mi? Bu 800 metrelik bir AVM yok. Evet. 800 metrelik cadde de çok az dünyada. Yani Türkiye'nin en büyük AVM'si gibi bir şey olacak. Türkiye'nin en büyük AVM'si, Türkiye'nin en büyük kapalı havalı caddesi diyeyim ben size. Evet. Boğaziçi kısmına, alışveriş merkezi şeyde, dış hatlarda çok büyük bir deneyim olacak bu. Bu deneyimin şöyle bir önemi var. Hub olmanın önemi bu. Hub olduğunuz zaman Afrika'dan çıkan bir yolcunun Dubai'den de, Katar'dan da, İstanbul'dan da, Frankfurt'tan da istediği yere gitme şansı var. Onun için önemli olan uçakta aldığı servis, fiyatın yanında beklediği havalimanında geçirdiği zamanı nasıl geçireceği fikri. Evet. Biz eğer burada bu hissi verebilirsek insanlara, yani burası çok değişik bir yer. Sen böyle bir şeyi başka hiçbir yerde yaşayamazsın. Buradaki alışveriş mixini hiçbir yerde bulamazsın. Buradaki yiyecek opsiyonlarını hiçbir yerde bulamazsın. Buradaki İstanbul'u tanıma, Türkiye'yi tanıma, onları da biz bu dış hatların içine serpiştireceğiz. Hiçbir yerde yaşayamazsın. Bu hissiyatı verdiğimiz bir dünyada işte o zaman hem uçak, hava yoluyla hem havalimanı ile beraber hub olma sinerjisini yaratmış oluyoruz. Ondan dolayı burada yapılan yatırım çok önemli. Kadri Bey, epey tur attıktan sonra gidiş bölümüne geldik ama yan tarafta da gelen yolcu bölümleri var. Evet. Biraz tasarımı oldukça ilginç. Gelenleri aşağı doğru alan bir modelden bahsetmiştiniz. Evet. Terminalin ilk giriş bölümünde, dış hatlar giriş bölümünde idik. Şimdi bir bulunduğumuz yeri bir tanımlar mısınız? Şu an neredeyiz biz? Şimdi burası dış hatlar gidiş katı. Buradan yolcularımızı, İstanbul'u terk eden yolcularımızı uçağa alacağız. Buradaki körüklerden. Burada yukarıda gördüğünüz 13,5 katı dediğimiz, burası evet. 6,5 metre. Sıfır apron seviyesi dersek burası 6,5 metredir. Yukarısı 13,5 metrede de gelen yolcuların terminale gidip yürüyecekleri alan orası. Şeyden, körükten çıkan yolcu yürüyen merdivenle 13 katına çıkacak. 13 katından da iskeleyi devam edip önce 8,5 katına gelip orada pasaport kontrolünden geçecek. Ondan sonra da sıfır katında da bagajını alacak. Zaten bagajda da çekim yapmıştık. Evet, bagajda çekim yaptık. Buradan mesela ara katı geçtik. Orada pasaport bölümleri vardı. Burası önemli bir transfer merkezi olacağı için transit yolcular için neler düşündünüz? Şimdi burada bir kere en önemli farklılığımız transfer yolcuları için koyduğumuz güvenlik kontrolü X-ray sayısını çok ciddi anlamda artırdık. Yani orada sırada bekleyip güvenlik kontrolünden geçmeler için burada çok az süre kaybedecekler. Ve onları çok hızlı bir şekilde biz hemen güvenlik kontrolünü alıp bağlantı kapılarına ulaştıracağız. Pasaportla, yani direkt İstanbul'a gelen yolcular için de normalde Atatürk Havalimanı'nda bir yerde pasaport kontrolünden geçiyoruz. Hepimiz hep beraber, hem yerli hem yabancı. Burada dört ayrı noktada geçecek. Yani burada öbür iskelelerden gelen yolcular o iskelelere yakın pasaport kontrollerinden, buraya gelenler de buraya yakınlardan geçecekler. Ve yolcuların zaman verimini sağlamak için de uçakların gelen bagajlarda çıktıkları pasaport kontrolüne yakın alanlardan verilecek. Geçip rahatlıkla bagaj alıp gidecekler. Aynen öyle. Şimdi giriş bölümünü tamamladık da şehir merkezinden buraya gelmek isteyenler, şimdi yaklaşık açılış 29 Ekim diye düşünürsek buranın
bağlantı sistemlerini, karayolu tamam da mesela metro 2020'lerde falan bahsediyor. 2019 sonu, 2020 başı gibi. Evet. Bu süreçte insanlar şehirden buraya nasıl gelecek? Şimdi bu konu bakanımız seviyesinde takip edilen bir konu. Bir kere onu söylemem lazım. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye'miz, biz UKOME ve bu ulaşım sektörüne katkı verecek taraflarla beraber bir ulaşım planı hazırlıyoruz. Bu ulaşım planında İstanbul'un 19 lokasyonundan, şu an Atatürk Havalimanı 2 lokasyondan geliyor, evet, lüks otobüsler. 19 lokasyondan ulaşım sağlayacağız buraya. Yani ciddi anlamda lüks otobüs, yani Havataş gibi, belki yenileri de gelir. Belediye kendisi bazı otobüslerini içine değişiklik yaparak bavul da konup buraya gelebilecek yapıya getiriyor. Onlar da 3-4 yerden gelecekler buraya. Bu çok yerler 19 nokta Avrupa'dan ne kadar, Anadolu'dan ne kadar? Bunların tabii önemli bir kısmı Avrupa yakasından diyeyim. Evet. Biraz daha az bir kısmı Başakşehir, Esenyurt, Halkalı tarafından, ama Avrupa tarafından da 6 tane lokasyondan gelecekler. Anadolu tarafından. Anadolu tarafından, özür dilerim. Evet. 6 lokasyondan gelecekler. Ve böylelikle toplu ulaşım bu şekilde sağlayacağız. Çünkü metro dediğiniz gibi 2019'un 2020'den önce maalesef bitirilemiyor. Ama inanılmaz bir hızla yapım devam ediyor şu an metroda. Ama metro gelene kadar da biz kendi açımızdan da Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir çalışma da, bir simülasyon çalışması da yaptık. Orada gördüğümüz yolcuların yaklaşık %20-25 taksiyle geldi. 35'inin araçlarıyla, kendi araçlarıyla gelecekleri. Bizim burada zaten bir otopark sıkıntımız olmayacak. Çünkü 18 bin araçlık kapalı otoparkımız, 22 bin araçlık açık otoparkımız. Yani toplam olacak. 40 bin araçlık. 40 bin araçlık otoparkımız. Tabii orada otoparkın fiyatı ne olacak? Önemli. Valla orada buraya ilk kez kullanan yolcularımızı üzmeyecek bir şekilde bir fiyatlama yapacağız tabii ki. Çünkü burada öncelikle bir kullanımını ayak alıştırmamız gerekiyor. Gelip buralara gelip görmeleri gerekiyor. Onun için orada çok makul bir tarife politikası izleyeceğiz. En önemli şey bu toplu ulaşım araçlarını biz -12 katında alacağız. Yani hiç görmeyeceksiniz. Görünür bir yerde olmayacak. Yani normal siz Güntay Bey kendi arabasıyla geldiği zaman girdiği yolda orada siz otobüsleri görmüşsünüz. Onlar en aşağı katta toplu ulaşım katı olan -12'den dönecekler. Oradan direkt terminalin içine mi çıkacak? Oradan direkt terminale gelecekler. Geçecekler. Evet. Terminalden yürüyen merdivenle önce sıfır katına, yani geliş katına gelecekler. Oradan da normal gidiş katına çıkacaklar asansörlerle. Zaten 2020'de metro bağlandığında o da biraz galiba 300 metrelik bir mesafede bağlanacak. Evet, metro istasyonu terminalinin dışında otoparkın hemen dibinde olacak. Yalnız burada bir tane fark var. Bunu söylemem lazım. Gayrettepe Yeni Havalimanı metrosu 5 duraktan oluşuyor ve 25 dakika sürecek. Bugün ki metronun kaç duraktan oluştuğunu düşünürseniz bu esasında yani hızlı tren gibi çalışacak bir metrodan bahsediyoruz. Burada peki siz özel bir hizmet, ulaşım anlamında diyorum, dolmuş tarzı öyle bir nitelikli hizmet de vermeyi düşünüyor musunuz? İGA olarak mı? Evet, İGA veyahut da böyle bir hizmet türüyle gelen var mı, bunu konuştunuz? Talep çok. Yani buradan Marmara bölgesinin her yerine yolcu alıp taşımak isteyen otobüs şirketlerinden işte buraya... Netleştirdiğiniz bir şey var mı? Bizim netleştirdiğimiz bir şey yok. Çünkü bu konu daha çok toplu ulaşıma girdiği için bizim, evet, bizim belediye ve UKOME ile beraber siz de katılıyorsunuz. Biz de katılıyoruz ama bizim öyle bir o yine bildiğimiz klasik taksiler mi? Kirli, paslı, güzel şoförlerin soru, kaba. Güzel soru. Yani, güzel soru. Yani o taksiciler hiç onaylayacağımız bir tarzları yok yani. Şimdi biz burada taksi kooperatifinden net bir şekilde bütün araçlarını standarda getirdik. Buraya geldiklerinde hiçbir araçları 3 yaştan yaşlı olmayacak. Zaten çok yeni de taksi yönetmeliği değişti İstanbul'da. Biliyorsunuz artık o sarı taksiler mavi taksiye dönüşüyor. Biz onlardan birkaç şey istedik. Bir, büyük araç getireceksiniz. İki, bagajı olan araç getireceksiniz. Tüp koyuyorsunuz, arkaya bir tane bavul konmuyor. Evet. Üç, içerideki şoföre belli kalite getireceksiniz. Biz bunların hepsini kontratlarına yazdık onların. Bunlara uyarak iş yapmalarını bekliyoruz. Buradaki ihtiyaç, şu an 660 taksi var Atatürk'te. Bu havalimanına geldiklerinde 800 bin daha da üstüne
talebe göre çıkmaları konusunda taahhütleri var bize. Yani bir taksi ihtiyacına karşılayacak taahhüdü onlar her an servis kalitesini düşürmeden verme konusunda bize full güvence vermiş durumdalar. O araçlar değişecek. Sizin anlattığınız araçlar değişecek. Arkasına iki tane bavul koyamadığınız araçlar olmayacak. Evet. Dileriz hem o değişir hem de şu şehirden buraya gelen taksiler için de bir çözüm bulunur. Çünkü orada ciddi anlamda kaynak israfı da olacak. Adam tamam geldi uzun mesafe ama geriye dönerken boş dönecek. O bir ciddi anlamda kaynak israfı. Buradaki taksici esnafın keyfi olsun diye herhalde bunu Bakan Bey, belediye başkanı, vali herhalde bu, dikkat alınacak. Bu ortak bir politikayla karara bağlanması gereken bir konu. Çok geçmişten gelen uygulamalar var. Ama net bir şekilde, şunu söyleyeyim, net bir şekilde bu toplu ulaşım konusuna kalıcı, metrogene kadar kalıcı bir çözüm çalışması şu an çok son noktasında, Bakan Bey'in kontrol altında ve en önemlisi bizler de ne gerekiyorsa bu desteği veriyoruz. Belediye ile neredeyse her hafta toplanılıyor. En son oluşturduğumuz pakette tabii ki onaya sunduktan sonra da burada toplu ulaşım noktasında biz çok rahatız yani bir programımız. 19 nokta bu 3 ayrı taşımacı şirkete mi ait yani belediye de dahil yoksa? Hayır, sadece 19 nokta belirli. Bunlardan kimin taşıyacağına belediye karar verecek. Evet, 19 noktadan ama buraya İstanbul Yeni Havalimanı'na 19 noktadan bağlanacak. Lüks otobüs. Evet. Lüks otobüs, İETT otobüsü ve belki de minibüs. Yani evet. 9+1 dediğimiz servislerle insanları taşıyacağız. Teşekkür ediyoruz Kadri Bey. Ben de teşekkür ederim. Dolaştık. Hayırlı olsun diyelim artık. Bence diyeyim. Bakın baretleri de attık. Evet, baretleri attık. Evet. Ortam yolcu beklemeye müsait halde. Evet. Oldukça zaten bu iskele Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği iskele. O geldiğinden beri de çok bir şey yapmadık yani. Sadece işte bu koyduğumuz altyapıyı korumak için üstlerini kapattık. Yoksa burası bir ay önceki, 1,5 ay önceki halinde aynı şekilde duruyor. Günümüzü bekliyoruz. Gününüze de az kaldı zaten. Evet, evet. Gerçi siz önemli sıkıntıyı atlatmışsınız. Artık bundan sonraki en büyük sıkıntıyı hava yolları yaşayacak gibi görünüyor. Taşıma aşaması sebebiyle diyorum. Ama taşıma süreci özünde bizim çok aktif olmamız gereken bir süreç. Çünkü tabii siz ev sahibi olarak. Çünkü ev sahibiyiz biz. Evet. O konuda da tabii bu taşımanın ana bacağı şeyler, yer hizmetleri şirketleri. Yaklaşık olarak 14 bin aracı ve ekipmanı buraya getireceğiz. Bunların 700 tanesi motorlu. Bunlar kendileri gelecekler. Kalanların hepsi tır içinde gelecek. Yani 29 Ekim akşam gecesiyle 31 Ekim gecesi arasında, yani 31'i 1 Kasım'a bağlayan gece arasında İstanbul'da çok ciddi Atatürk Havalimanı ile Yeni Havalimanı arasındaki hatta bir hareket olacak. Bir göç olacak diyoruz. Bu hakikaten belgesellik bir taşınma olacak. Bunu başarıyla sağlamak için bütün paydaşlarımızla beraber koordinasyon halindeyiz. Orada bir boşluk yok. Biz gelen her aracı motorlu veya motorsuz, motorlu veya motorsuz araçları taşıyan tırları nereye alacağımızı, hangi zaman diliminde alacağımızı, Atatürk Havalimanı'ndan çıkışlarından ne kadar süre sonra burada olacaklarını, bütün bu araçların belgelendirilmeleri, bilgi üstlerine tanıtıcı bilgilerin verilmesi, burada gidecekleri yönlerin eğitiminin verilmesi noktasında her planımız hazır. Yer hizmetleri de hazır. Onlar da planlarını yapmış durumdalar. Yeni aldıkları ekipmanları direkt buraya gönderecekler. Yani Atatürk Havalimanı'na indirip buraya şey yapmayacaklar, buraya göndermeyecekler. Bu yönden baktığınız zaman biz hazırız. Büyük bir heyecanla bekliyoruz biz de 29 Ekim'i. Ve hem biz hem Türkiye hem dünya çok büyük bir ulaştırma projesinin ayağa kalkışını canlı canlı seyredecek. Biz de tekrar başarılar diliyoruz. Kolay gelsin diliyoruz. Galiba zaten açılana kadar birkaç kez daha gelip gitmek gerekecek gibi. Her geldiğimizde farklı şeyler görüyoruz. Meraktan dolayı birkaç kez daha geliriz inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.